bu evet. türlerimizi yapalım misadenizde. müsaadenizle. Evet ritim bozukluğunda ne yapıyoruz? ritim bozukluğunda hocam iki tane bitkimiz var. Bir tane de takviye ürünümüz var zaten bizim burada. Ritim bozukluğunda melisa ve 40 kilit bitkisi devreye giriyor. Bu 40 kilit bitkisinden bir tutam şeklinde kaynamış olan suyumuzun içerisine yine atıyoruz. Burada 8 dakika kaynayacak bu 40 kilit bitkimiz. Yani kulakları çınlasın seyrediyorsa e, kardiyolog doktor Halit yere babasına önermiştim. Hocam babamda aritmi var demişti. Kendisi TRT1'de program yapıyor. Evet. Ee, Selamlarınızı Buradan kendilerine selam gönderiyorum. Hatta programda da söyledi hocam senin sayende babam dedi kalp ritmi düzeldi. ilaç kullanıyordu. Evet sen. Şimdi evet orada e, içine e, isterseniz melissada atabiliyorsunuz limon Melisa Tek başına ama 40 kilitte yeterli olabiliyor. Bazı aritmiler kişiden kişiye de değişiyor. E, Melisa da e, ayrıca içmesinde fayda oluyor. Evet bu Melisa'dan da bir tutam şeklinde atıyoruz hocam buraya bir su bardağına. Bu da yine kaynamış suyumuz olacak. Kısık ateşte 8 dakika bu da kaynayacak. Kaynadıktan sonra bunu yine sıcakken süzüp ılık olarak içmeleri gerekiyor. Ee, şöyle yapmaları gerekiyor bunu. 40 kilit bitkisini sabah e, kahvaltıdan yarım saat önce. E, Melisa bitkisini akşam yemeklerinden 2 saat sonra. Bir de bizim burada takviye ürünümüz var. Üzüm özü alı çözdü. Bunu da günde 2 defa aç karnına bir tatlı kaşığı şeklinde yemeleri gerekiyor. Bu ritim evet. bozukluğu kürümüzdür bizim. Tanesinde onu anlatıyoruz. Yani bizim 40 kilik bitkimiz var. Yani bu aritmi de ritim bozukluğunda birebir yani hiç